Öğretmenlerimiz ve eğitim demişken milli görüşün temsilcileri olarak çok kritik gördüğümüz bir hususa da değinmemiz gerekmektedir. Bu hususta eğitim sistemimizin dış müdahalelerden bağımsız gerçekten milli bir eğitim sistemi olması hususudur. En önemli beka meselelerimizden bir tanesi gerçekten milli eğitim sistemine sahip olmamızdır. Ülkemizin o dönemde içinde bulunduğu ekonomik dar boğazı fırsat olarak gören Amerika Birleşik Devletleri 27 Şubat 1946 tarihinde Türkiye ile bir kredi anlaşması imzalamıştır. Tarihte Kahire Antlaşması olarak bilinen bu anlaşmaya göre Türkiye'ye Amerika'nın bir miktar borç vermesi karşılığında Amerika'nın 2. Dünya Savaşı artığı demode eski bir takım teçhizat ve askeri malzemelerini Türkiye'ye satması kararlaştırılmıştır. Ancak bu anlaşma ile birlikte asıl zehir anlaşmanın içine saklanmış. Nedir o zehir? Önünde milli ibaresi bulunan iki tane bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı maalesef ki Amerikan emperyalizmine adeta teslim edilmiştir. Bu anlaşma gereği kabul edilen üretim kısıtlamaları nedeniyle 70 sene süre boyunca milli savunmamızın millilikle alakası kalmamış, yerli ve milli üretim savunma sanayi alanında maalesef ki gerçekleştirilememiş, savunma sanayimiz önemli ölçüde dışa bağımlı hale getirilmiştir. Yine bu anlaşmanın doğrultusunda 1950 tarihinde yapılan yeni bir anlaşmayla ise Milli Eğitim Bakanlığımız adeta dış güçlerin vesayetine terk edilmiştir ve bu 1950 tarihli anlaşmayla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu olarak bildiğimiz Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu kurulmuştur. Neymiş bu komisyon? İçerisinde 4 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. 4 tane de Amerikan vatandaşı var. 8 kişilik bir komisyon. Ancak komisyonun başında nihai karar verici sıfatıyla Amerika'nın Ankara Büyükelçisi yer alıyor. Daha da ileri boyutta anlaşmazlık olması halinde son kararı verecek olan Amerikan Dışişleri Bakanı olarak konuluyor. Böyle bir manzara, böyle bir anlaşma Allah vermesin aklımıza sömürge, müstemleke ülkelerini getirmektedir. Ne münasebetle? Amerika ile savaş yaptık ve kaybettik Allah korusun ve Amerika'nın boyunduruğu altına girdik de mi? Milli eğitimimizi Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'ne adeta sömürge valisi gibi veya Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'na teslim ediyoruz. Yine bu operasyonlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Milli Eğitimi Geliştirme Komisyonu adı altında bu sefer büyük çoğunluğu Amerikalılardan oluşan bir komisyon daha kuruluyor. Ve sözde Milli Eğitimi Geliştirme Komisyonu adı altında çalışan bu komisyonun marifetiyle yıllar içerisinde ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite eğitiminin içi boşaltılıyor. Ahlaki ve manevi eğitim önceliğinden uzak materyalist bir eğitim ve müfredat maalesef ki hayata geçiriliyor. Bu komisyonun yayınlamış olduğu yıllık raporlardan aldıkları tavsiye kararlarının milli eğitimimizi ne noktaya getirdiğini açık bir şekilde görüyoruz ve aynı zamanda YÖK'e bağlı kurumlarımız olan üniversitelere dahi müdahale ettiklerini açık bir şekilde görüyoruz. Bu noktada birkaç tane daha önce de ifade ettiğimiz gerçeği söylemek istiyorum. Uluslararası PISA derecelendirme kuruluşunun öğretim kalitemize verdiği notlar ortadadır. Öğretim kalitesi bakımından 130 ülke arasında 97. ülke olduğumuzu ortaya koyan Dünya Ekonomik Forumu'nun raporu ortadadır. Türkiye, bölgesel güç olacağını iddia eden Türkiye, 21. asra geldiğimiz şu günlerde eğitim kalitesi bakımından Kamboçya, Nikaragua, Tanzanya ile aynı seviyede bir eğitim kalitesine sahiptir. Ve yine bu sözde eğitimi geliştirme komisyonunun Amerikan kontrolündeki komisyonun yüksek öğretimimizi de ne hale getirdiği ortadadır. Bugün dünyada ilk 500 üniversite içerisine Türkiye'den bir tane üniversite bile çoğu seneler girememektedir.
girse girse bazı senelerde bir tane üniversitemiz ilk 500 üniversite sıralamasına ancak girmektedir. Bizler yeniden Refah Partisi olarak öğrenci, akademisyen, eğitimci değişim programı gibi lanse edilen Fulbright Ekonomi Eğitim Komisyonu anlaşmasının asıl amacının milli eğitim sistemimizi kontrol etmek ve Amerikan menfaatlerine, dış güçlerin menfaatlerine uygun hale getirmek olduğunu altını çizerek ifade ediyoruz. Hükümet tarafından 18 yıllık tek parti iktidarında 16.sının deneneceği açıklanan milli eğitim sistemimizin, yeni eğitim sistemimizin hayata geçirilmesinden önce Amerika ile dış güçlerle yapılmış söz konusu anlaşmanın bir an evvel yırtılıp atılması gerektiğini ifade milli refleksler gösteremez hale getirilmiş, dış güçler tarafından kontrol altına alınmış vesayet altındaki bir kurumdan milli bir eğitim sisteminin çıkarılmasını beklemek mümkün değildir. Ve yine 18 yıllık iktidarları boyunca eğitim, öğretim ve kültür alanında başarısız olduklarını, sınıfta kaldıklarını açıkça itiraf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan sesleniyoruz ve diyoruz ki eğer bu öz eleştiriyi tekrarlamak istemiyorsanız her şeyden önce eğitim sistemimizi, müfredatımızı gerçekten milli bir hale getirin. Amerika ile yapılan eğitim alanındaki bütün bu anlaşmaları bir an evvel ortadan kaldırın. Fulbright Eğitim Komisyonu'nun milli eğitim müfredatımız üzerindeki etkisini, müdahalesini bir şehir efsanesi olarak nitelendiren ve bu gibi tehlikeler, tehditler karşısında bizzat kendi şahsını garanti olarak gösteren Sayın Milli Eğitim Bakanımıza da buradan sesleniyoruz ve diyoruz ki demokratik hukuk devletlerinde, gelişmiş ülkelerde garantiler kişiler, şahıslar üzerinden değil, kanunlar ve kurallar üzerinden verilir. Bu eğitim komisyonları, bu Fulbright anlaşması bugün halen yürürlüktedir ve Amerika'ya, dış güçlere bugün veya yarın istedikleri anda istedikleri müdahaleyi yapma imkanını açıkça vermektedir. Bu gerçekleri ifade ettikten sonra şunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Yeniden Refah Partisi olarak yurt dışına öğrenci gönderilmesine asla karşı değiliz. Hatta ve hatta tam tersine ilim nerede olursa olsun, ilim Çin'de dahi olsa gidip öğreniniz buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düsturuna bağlı bir partiyiz, bağlı bir hareketiz. Bu nedenle ülkemizi yurt dışında temsil eden, yurt dışında almış olduğu eğitimle ülkemize hizmet eden bütün vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz, kendilerine teşekkürler ediyoruz. Ancak Fulbright anlaşması her yıl yurt dışına birkaç yüz öğrenci, akademisyen göndermek adına 27 milyon öğrencimizi ifsad eden, geleceğini karartan akıl dışı bir anlaşmadır. Fulbright anlaşmasının iptal edilmesi halinde herhangi bir imkan kaybı da söz konusu olmayacaktır. Çünkü anlaşmayı imzalayan uyanık Amerikalılar bu anlaşmada yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizin masrafını da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yıkmışlar. Orada eğitim görenlere Amerika'nın herhangi bir katkısı söz konusu değildir. Zaten bu imkanı biz devlet olarak kendimiz sağlıyoruz. Dolayısıyla bunun iptal edilmesiyle herhangi bir hak ve imkan kaybına uğramamız da söz konusu değildir. Ayrıca gençlerimizi ve akademisyenlerimizi eğitmenin, yurt dışına göndermenin yolu sadece Fulbright anlaşmasından geçmiyor. Bu eğitimi almak için yurt dışında gidilecek olan tek ülkede elbette ki Amerika Birleşik Devletleri değildir. Milli görüşün temsilcileri olarak bizler çok çok iyi biliyoruz ki bir ülkenin asıl gücü, asıl zenginliği tankı, topu, tüfeği, parası değil, milli ve manevi değerlerine bağlı ilim sahibi evlatlarıdır. İşte bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu değerlere sahip olarak yetiştirebilmek için gerçek anlamda
yerli ve milli bir eğitim sistemi ve müfredata mutlaka ama mutlaka sahip olmamız gereklidir. Bu husus hayati öneme sahiptir ve yine açıkça söylüyoruz, bizler yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimizde ülkemizi her alanda tam bağımsız, koşulsuz bağımsız bir ülke haline getireceğiz. Eğitim alanında dış güçlerin vesayetine neden olan gayrimilli anlaşmaları, Fulbright anlaşmalarını aynen İstanbul Sözleşmesi gibi yırtıp atacağız. Milli eğitim sistemimizi, müfredatımızı gerçekten milli hale inşallah yeniden Refah Partisi olarak bizler getireceğiz. Ve yine her zaman ifade ettiğimiz gibi kaliteli nesiller yetiştirerek ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, aynı zamanda bilimsel kalitesi yüksek nesillerle yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşacağız inşallah.